Merhaba sevgili seyirciler. Yol ve Peda Günlükleri programımızın bu bölümünde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bisiklet çalışmalarını konu aldık. İstanbul'da bisikletli ulaşım olabilir elbette. Zaten bunun iddiasındayız. Bunun için de ne yaptık? Önce İstanbul'daki eğitmen arkadaşlarımızla buluştuk ve dedik ki bunun denemesini yapalım. İstanbul en çok trafik yaşanan yer neresi? Aklımıza ilk Fatih geldi. Fatih, eski İstanbul, trafiğin yoğun olduğu yerde Burak arkadaşımıza bir deneme sürüşü yaptık. Yenikapı Aksaray'dan başlayarak Unkapanı'ndan Sirkeci Emirli'ne kadar bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Şimdi diyorlar ki işte İstanbul'da trafik çok. Zaten biz de trafik çok olduğu için bisiklet kullanılır diyoruz. Niye? Zaten arabalar gidemiyor. Arabalar gidemiyor, biz gidiyoruz. Bisikletli ulaşım diye bahsettiğimiz şey insanın günlük hayatında işte evinden işe gidebilir, pazara, çarşıya rahatça gidebilmesinden bahsediyoruz. Yoksa sahil kenarlarında yapılan işte mavi boyalı o bisiklet yollarından bahsetmiyoruz. Çünkü onlar gezi yolları. Ama ona dahi baksanız İstanbul'un zaten çoğu denizle çevrili olduğu için İstanbul'un bir yakasından bir yakasına zaten sıfır derece. Yani eğim yok. Komple bisiklet yolları çevrilidir. Zaten bisikletle bu İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidilebilir. Ama biz şehir içinde günlük yaşantıda bisiklet nasıl kullanılır diye işte Burak arkadaşımıza denedik. Ne yaptık? Önce Aksaray'da zaten trafiğin tıkalı olduğu yere girdik. Arabalar gidemiyordu. Biz onların arasından geçerek gittik. Tabii ki arabaların gittiği, otobüslerin gittiği ana yollar var. Ama biz illaki bu ana yolları kullanmamız da gerekmiyor. Çünkü altımızda bisiklet olduğu için ara sokakları da kullanabiliyoruz. Alternatif yollar da kullanabiliyoruz. İşte herkes evinden işine veya da çarşı pazara çeşitli alternatif yollar vardır. Bunları deneyerek bulabilir. Çünkü biz geçtiğimiz yollarda illa araba yollarını kullanmamız gerekmiyor. Ama madem trafik var, arabalar tıkalı, yollarda işte trafik var. Bisikletle de gitmemize de bir sorun yok. Şayet kendi arabanız olsa hem yakıt masrafından tutun hem de otopark sorunu hem ekonomik anlamda hem de süre anlamında daha zor olacaktır. Hele şu günlerde artık İstanbul'da otopark bile ciddi sorun. Aslında yolları kaplayanlar da duran araçlar. Sokaklara çift yönlü arabalar park ediyor. Sonuçta trafik akışı olmuyor. Eğer trafik akışı olsa ve biz de araba hızıyla gidebiliyor olsak bunda hiçbir sorun yok. Çünkü her arabanın içerisinde bir kişi var. Bir kişi, ama şöyle düşünün, bir kişi bir koltuk var, yanında bir koltuk daha var. Arkada da işte 3 kişilik koltuk daha. Yani kocaman bir hacim taşıyor. Bir kişi aslında araba onu taşımıyor. O arabayı taşıyor. Sonra da tek kişi bir yere gitmek için o arabayı bir yere koymak zorunda. İşte sorunlar bunlar. Yani bir kişi 4 kişilik koltukla bir yere doğru gidiyor. Ama bisiklette ise nedir? Bisiklet omuz genişliğindedir. Yani bir insan kadar. Sonuçta yer bir insan kadar yer kaplıyor. Burak arkadaşımızla Aksaray'dan Eminönü'ne kadar çok rahat bir şekilde yolculuk yaptık. Hatta istesek oradan vapura biner, bisikletimizle Kadıköy'e bile geçerdik. Bir arabanın bizim kadar hızlı ve konforlu gidebilme şansı yok. Aynı sürüş deneyimini bir de Bakırköy'de denedik. Bakırköy'deki sürüş deneyimimizi de Bakırköy'deki arkadaşımız Yusuf Oğuzhan bize anlatsın. Bisiklet İnisiyatifi eğitmenlerinden Oğuzhan Uslu. İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy semtinde oturuyorum. Yeşilköy genel olarak bisiklet dostu bir semt olarak bilinir. Bu doğru. Sahilde çok keyifli bir bisiklet yolumuz var. Bu yolu ben gündelik olarak kullanıyorum. Yakında bir alışveriş merkezi var. Oraya gidişte veya Yeşilyurt'a veya Florya'ya erişimde genel olarak sahil yolunu kullanıyorum. Hem çok keyifli oluyor, deniz manzarası eşliğinde gidiyorum. Trafik çilesi olmadan gidebiliyorum. Ayrıca bisiklet yollarının haricinde Yeşilköy'ün sokaklarında da geleneksel Türk mimarisine sahip konaklar veya köşkler mevcut. Bunları dolaşmak için de bisiklet çok güzel bir alternatif. Özellikle hafta içi veya hafta sonu sabah saatlerinde Yeşilköy sokakları daha boş oluyor. Çok
keyifli turlar düzenliyoruz bisikletle. Bunun haricinde bisiklet benim hayatımın da bir parçası. Yeşilköy çarşıya gidip alışveriş yaptığımda yürüyüş veya araç yerine bisiklet çok daha kolay oluyor. Belki bilirsiniz, cuma ve cumartesi akşamları Yeşilköy çok kalabalık olur. Araçla 15 dakikada geçemeyeceğiniz yolu biz bisikletle 1-2 dakika içinde gayet güvenli bir şekilde geçebiliyoruz. Çok keyifli oluyor. Esnaf beni bisikletli olarak tanır zaten. Böyle güzel, hoş sohbetlerimiz oluyor. Tanıştıkça ben bisikletimi onların dükkanının önüne bırakabiliyorum. Gayet anlayış gösteriyorlar. Biraz alternatiflere yönelmek gerekiyor. Biz korkularımızdan bazen bisikleti hayatımıza sokmuyoruz. Aslında soktukça ne kadar hayatımızı kolaylaştıracağının farkına varıyoruz. Ben herkese çok tavsiye ediyorum. Buradan Florya'ya kadar, sonrasında da Yeşilyurt'a kadar kesintisiz bir bisiklet yolu var. Devamında Bakırköy'den Yenikapı'ya kadar hiç kesintisiz bir bisiklet yolumuz var. Oldukça yoğun kullanılıyor. Özellikle bahar zamanı ve yaz aylarında. Yani arabanızdan inip, konfor alanınızdan çıkıp bisikletinize bindiğinizde çok farklı, çok güzel bir dünya keşfedeceksiniz. Yeşilköy ve Ataköy bunun için çok güzel bir başlangıç. Genel olarak sorulan soru, bisikleti hayatımıza nasıl entegre ederiz? Bu aslında entegre ettikçe tecrübe edeceğimiz, yeni şeyler keşfedeceğimiz bir konu. Örneğin bisikletimi aldığımda ben Yeşilköy'den, karşıya geçmek istediğimde illa tamamen pedal çevirerek gitmiyorum. Marmaray belirli saatlerde bisikletleri çok rahat kabul ediyor. Marmaray'a geçiyorum. Onunla karşı tarafa geçiyorum. Orada pedal çevirmeye devam ediyorum. Bu çok rahat. Birebir tecrübeyle sabittir. Araçla gitmekten çok daha hızlı ve konforlu bir çözüm. Onun haricinde hayatımıza nasıl entegre ettik? Yeşilköy sahili bilen bilir, çok keyiflidir oturması. Pek çok kişi katlanır, sandalyesini alır, götürür, orada piknik yapar. Biz de bu sandalyemizi, çayımızı, kahvemizi alıyoruz, bisikletimize yüklüyoruz. 5 dakikada sahilde oluyoruz. Yine hiçbir trafik derdi, çilesi olmadan istediğimiz yerde gayet keyifli zamanlar geçiriyoruz. Bunun haricinde alışverişimizi de bisikletle yapıyoruz. Boş zamanlarda marketin önüne, hatta izin verirlerse içine bile bisikleti alıyoruz. Alışverişimizi bisiklet çantamıza yükleyip evimize dönüyoruz. Çok daha keyifli, çok daha güzel bir tecrübe oluyor. Bir diğer soru da bisiklet yolu altyapısıyla ilgili oluyor. İstanbul Avrupa Yakası'nın sahil kesimi, yani Bakırköy'den Sarayburnu'na uzanan kesim aslında bisikletle ulaşım için uygun. Altyapısı var. Yazın tabii ki bisiklet kullanan kişi sayısı artıyor. Bunun 4 mevsime yayılması gerekiyor. Bunun yayılması için tabii ki biz bisikletliler olarak daha fazla görünür olacağız, daha fazla dışarıda olacağız, bineceğiz. Aynı zamanda yerel yönetimler de bizi destekleyecek. Nasıl destekleyecek? En basiti, toplu taşımaya entegre olduğumuzda bisikletler için bir indirim söz konusu olabilir. Arabayı bir yere park edip bisikletle devam ettiğimizde otoparkta bir indirim olabilir. Eğer sonuca ulaşmak isteniyorsa çözüm bulunur. Biz burada yine yerel yönetimlere sesleniyoruz. Bisikletliler yolda, siz onları fark edin, bizim önümüzü açın, biz daha da çoğalacağız ve bisikletle kentlerin trafiğinin nefes almasını sağlayacağız. Bu en güzel çözüm. Bunun örnekleri Batı'da var, mevcut. Bu şekilde çözüyorlar, sonuca ulaştılar. İstanbul'da çok medeni bir şehir. Daha da güzelleşmesini istiyoruz. Beklentimiz bu şekilde.
İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bisiklet çalışmalarımızı konu aldığımız programımızın da sonuna geldik. Bizim bu çalışmalarımızı bisikletinisiyatifi.com web sitemizden takip edebilir, bize ulaşabilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Ben Nesrin Yaman. Hoşça kalın.